Atatürk yarın Samsun'a çıkacak. Emperyalist ülkeler Anadolu'yu rahat ele geçirebilmek için Osmanlı padişahını ve yönetimi kontrol altına almak amacıyla Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bir hafta sonra İstanbul'a ayak basmışlardır. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 6-12 Kasım 1918 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı istihkamlarına el koydular. 7 Kasım 1918'de 4 İngiliz subayından oluşan bir heyet Basra torpidosuyla İstanbul'a geldi. Bunları bazı memurlar ve "Yaşasın İtilaf!" diye bağıran Ermeni ve Rumlar karşıladı. Sadrazam Damat Berit Paşa hükümeti de bu öncü işgalcilerin rahat etmesi için Pera Palas ve Tokatlayan otellerinde 80 oda kiraladı. 8 Kasım 1918'de de 4 Fransız subayından oluşan bir heyet, Ariane adlı bir gemiyle Galata rıhtımına çıkıp yaya olarak Beyoğlu'ndaki Fransız elçiliğine gittiler. Bu subayları Beyoğlu sokaklarından geçişleri sırasında azınlıklar sevinç gösterileriyle selamladı. Ariane'ın Galata rıhtımına yanaşması ve gemiden çıkan 4 Fransız subayının yaya olarak Beyoğlu'ndaki sefarete kadar gitmeleri, Galata'dan Beyoğlu'na kadar tüm sokaklarda binlerce İstanbullu, Rum, Ermeni, Yahudi ve Lavantan'la bazı işbirlikçi Türklerce doldurulmasına, "Yaşasın Fransa, yaşasın hürriyet!" diye bağırışmalarına ve alkış tutmalarına yol açmıştır. Keşke Yunan galip gelseydi. Keşke Yunan galip gelseydin. Fransız subaylarına çiçekler verilmiş, boyunlarına sarılıp ağlayanlar olmuş, arkalarında da korkunç bir kalabalık birikmişti. İşgalcilere sempatik görünmek isteyen işbirlikçiler ve ayrılıkçı unsurlar Galata Rıhtımı, Tophane, Yüksek Kaldırım, Beyoğlu Caddesi ve yan sokakları İngiliz ve Fransız bayraklarıyla donattılar. 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan donanmalarından oluşan 61 parçalık bir işgal gücünün Çanakkale Boğazı'ndan elini kolunu sallayarak geçip İstanbul Boğazı'na girmesi Türk insanını derin bir yasa boğmuştur. Çünkü daha yaklaşık 4 yıl önce Türk insanı bu işgal donanması bu boğazlara girmesin diye Çanakkale Savaşı'nda varını yoğunu ortaya koymuş, 200 binden fazla şehit vermiş ve düşman donanmasının Çanakkale Boğazı'nı geçmesine engel olmuştu. Ama şimdi bu büyük direnişten sadece 4 yıl sonra düşman donanması güle oynaya İstanbul'a geliyordu. Bu kahredici bir işgaldi. 13 Kasım 1918'deki bu kahredici işgali İlhami Soysal şöyle tasvir etmektedir. Günlerce Çanakkale ağzındaki mayınlı arazilerin temizlenmesini beklemiş olan İtilaf Ortak Donanması'nın İstanbul ufuklarında dev bir armada olarak ve kara bir bulut gibi görünmesi, sonra tüm taretleri şehre çevrilmiş olarak istim üstünde limana demir atması ve gemilerin baştan başa bayrak ve flamalarla süslü olması, güvertelerinde durmadan çalan bandoları, rıhtımlara yığılmış İstanbul'un yerli ve azınlık işbirlikçilerini çılgına çevirdi. Aynı gösterinin çok daha ufak çaplısı 10 Kasım'da İngiliz ve Fransız generalleri karaya çıkarken de yapılmıştı. Ama bu defaki görünüş büsbütün korkunçtu. Sirkeci kıyıları Galat Köprüsü ve Galata Rıhtımı, Tophane, Salı Pazarı ve Dolmabahçe kıyıları on binlerce karşılayıcıyla doluydu. Kıyıdaki bütün binalar İngiliz, Fransız ve Yunan bayraklarıyla donatılmış, çiçeklerden tak-ı zaferler kurulmuştu. Rum ve Ermeni okullarıyla Musevi okullarının üniformalarını giymiş başlarında öğretmenleri bulunan öğrencileri, çeşitli kilise ve havraların papazları, keşişleri, zangoçları, hahamları, rengarenk giyinmiş genç kadın ve kızlar, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan ulusal renkleri eşarplarıyla kadınlar, donanmış gemileri ve bu gemilerde çalan bandolarla gösteri yapan yabancı askerleri
hurra, zito, viva nidaları ve alkışlarla karşılıyorlardı. İstanbul'un Müslüman Türk halkım asıl yıkansa, her biri birer ejderhaya benzeyen dev zırhlılar, dreadnoughtlar, kruvazörler, üstünde sallanan İngiliz, Fransız, hatta İtalyan bayrakları değildi. Müslüman Türk halkını üzüntüden gözyaşlarına boğan Yunanlıların ünlü Averof zırhlısının Yunan bayrağıydı. Kalplerde asıl korkuyu bu bayrak yaratıyordu. Limanda istim üstünde demir atan savaş gemileri, kıyılarda kendilerini çılgınca alkışlayan işbirlikçilerin gösterileri arasında hemen karaya, bahriye, silah endazlı zırhlı araçlar, devriye birlikleri, toplar, makineli tüfekler çıkarmaya başladı. Şevket Süreyya Aydemir o günkü manzarayı, bütün karşı sahiller Rumların, Levantenlerin sarhoş çığlıkları ve Palikarya naralarıyla çınlıyordu diye tasvir etmiştir. Lord Kinross o işgal günlerindeki İstanbul'u ve İstanbul'daki azınlıkların ve Müslüman Türklerin durumunu çok çarpıcı bir dille şöyle ifade etmiştir. Türkler evlerine kapanmış, kendi kendilerinin gölgesi gibi ancak ekmek almak için dışarı çıkıyorlardı. Bazıları şehre girmiş olan İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yanında iş bulabilmek için feslerini atarak Türk olmadıklarını bile ileri sürüyorlardı. Beri yandan Rumlar sokaklarda caka satarak dolaşıyor ve rastladıkları Türkleri itip kakarak duvar kenarına sürüyorlar. Geleni geçeni Yunan karargahında dalgalanan mavi beyaz bayrağı selamlamaya zorluyorlardı. Türkler bu aşağılamaya boyun eğmemek için arka yollardan dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Bir gün İstanbul sokaklarında panik yaratan bir söylenti duyuldu. Ayasofya'ya çan takıyorlarmış. Bir Müslüman kalabalığı çığırından çıkmış bir halde Ayasofya'ya koştu. Ama Türk askerlerinin hala avluda nöbet tutmakta olduğunu görünce rahat nefes aldılar. Beyoğlu'nda bir İngiliz taburu, İstanbul'da bir Fransız taburu, Boğaziçi'nde bir İngiliz tugayı ve bir Fransız tümeninin önemli bir bölümü bulunuyordu. İngilizler İstanbul'da Kilyos'a kadar olan bölgeleri işgal etmişler, işgal kuvvetleri Karadeniz'den gelebilecek denizaltılara karşı Boğaz girişinin her iki yanına birer batarya yerleştirmişler, 3 İngiliz motoru da Boğaz ağzına konuşlanarak Boğaz'ı gözetlemeye başlamıştı. 27 Kasım 1918'de İngiliz generali Milne İstanbul'a gelerek Haydarpaşa'dan Anadolu'ya uzanan demir yoluna el koymuştur. 8 Şubat 1919'da Fransız general Desperey'in İstanbul'a ikinci gelişinde yaşananlar işgalin çirkin yüzünü olanca açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Şöyle ki Desperey İstanbul'dan Beyoğlu'na doğru bir zafer alayı düzenlemiştir. Bir ata binen Desperey'e atın her iki yanında yürüyen iki zenci eşlik etmiştir. Kendisini karşılayan Osmanlı bandosunu atını ürküttüğü için kırbacını sallayarak ve sus diye bağırarak durdurmuş ve Dolmabahçe Sarayı'na oturmak istediğini belirterek padişahın oradan uzaklaştırılmasını istemiştir. Desperey küstahça tavırlarıyla Osmanlı sadrazamlarını ve Türk subaylarını bile aşağılamaktan çekinmemiştir. Bu olay üzerine Süleyman Nazif 9 Şubat 1919 tarihli Hadisat gazetesinde Kara Bir Gün başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Bu yazıyı okuyan şımarık Fransız Desperey çılgına dönerek önce Süleyman Nazif'in kurşuna dizilmesini istemişse de sonra Malta'ya sürgün edilmesiyle yetinmiştir. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal'in 10 Kasım 1918'de Adana'dan bindiği tren 13 Kasım 1918 Çarşamba günü saat 12.45'te İstanbul Haydarpaşa Garı'na indi. Mustafa Kemal yanında yaveri Cevat Abbas'la birlikte üzerinde asker üniformalarıyla
O trenden inerken aralarında Yunan kruvazörü Averof'un da bulunduğu 55 parçalık müttefik donanması ağır ağır Haydarpaşa önlerinden İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyordu. Bütün karşı sahiller Rumların, Levantenlerin sarhoş çığlıkları ve Palikarya naralarıyla çınlıyordu. Düşman donanmasının boğaza giriş töreni nedeniyle deniz trafiği durdurulmuştu. Tören sırasında bir Türkiye'ti amiral gemisine giderek işgalcilere Osmanlı hükümeti adına hoş geldiniz dedi. Daha sonra işgal gemilerinden karaya çıkan 3500 kişilik bir kuvvet İstanbul'un stratejik noktalarına yerleşmeye başladı. Mustafa Kemal kendisini karşılamaya gelen Rasim Ferit ve yaveri Cevat Abbas'la birlikte Haydarpaşa Garı'nın köşesindeki çayhanede kafasında bin bir türlü düşüncelerle ve büyük bir üzüntüyle 3-4 saat boyunca düşman donanmasının boğaza yerleşmesini seyretmek zorunda kaldı. Derin mavi gözlerini ufka doğru dikerek. Bu donanmayı çok değil 3 yıl önce Çanakkale'de kanla, ateşle durduran komutan şimdi dirençsiz, çatışmasız bu işgali yüreği yanarak izliyordu. İçinden kendi kendine Çanakkale'de boşuna savaşmış olamayız diye geçirdi. Bir ara ağzından hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Bir an önce Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı sözleri döküldü. Mustafa Kemal öğleden sonra saat 3'e doğru küçük kartal istimbotuyla dev boyutlu düşman zırhlısının arasından Sirkeci'ye geçerken güvertede bir sigara yakmış, sigarasından birkaç nefes almış ve bakışlarını boğazı kaplayan çelik yığınlarının üzerinde ufka doğru çevirerek hemen yanındaki Cevat Abbas Bey'in duyacağı şekilde kendinden emin, endişelenme, geldikleri gibi giderler demiştir.